şeyler okuyabiliriz gibi geliyor. Evet. Biraz da son yüzyıla gelelim. Yani Cumhuriyet Türkiye tarihinden bu ifadeyi kullanıyorum tabii. Türkiye'de kurucu güç Cumhuriyet sürecini başlatan kurucu güç kendine mahsus bir tarih ve edebiyat kurdu. Yani işte Anadolucu bir edebiyat oluşturdu, memleketçi bir edebiyat oluşturdu. Buna bağlı olarak da günümüze kadar aşağı yukarı o çizgiyi takip eden bir süreç var. Evet, ufak tefek farklılıklarla bir takım hareketler içerisinde geliyor ama kanon aynı, kanonik yapı aynı. Kürt edebiyatı içinde böyle bir şey var mı? Yani Kürdistan'da durum nasıl? En azından Türkiye Kürdistan'da durum nasıl? Şimdi tabii başta da bahsettiğiniz gibi çok parçalı bir edebiyattan bahsediyoruz. Aslında bu doğal da bir Hocam, şey. Hocam şunu da ben ekleyeyim de yani ona göre cevap verirseniz. Yani mesela siz bir kendinizi tabii ne kabul ediyorsunuz onu bilmiyorum ama Türk şairini, Kürt şairini kabul ediyorsunuz. Onu da ayrıca cevaplarsanız. Ola ki ben sizi Kürt şair olarak kabul etsem ya da sizin gibi o coğrafyada... Şair olarak kabul etmeniz yeterli. Mutlaka da. Yani bu zincire, Türkiye'deki bu zincire bağlılık çerçevesinde Kürt şairler ne durumda? Onu da dikkate alırsanız. Ya başta da belirttiğiniz gibi aslında dört ayrı dilden bahsediyoruz Kürtçe dediğimiz zaman. Türkçe'de de aslında öyledir de hani... Çoğumuz Aytmatov'un aslında Kırgızca yazmadığını bilmeyiz ya da kendi ana dili, pardon, Rusça yazdığını bilmeyiz mesela. Kendi ana dili yazmadığını bilmeyiz ya da bir Türkmen edebiyatını kimi biliyoruz aslında. Sadece böyle bizim gibi biraz böyle aklı havada akademisyenler anlamaya çalışır. Atıyorum Anar'ın mesela bin yılın bin beyti diye, bin şiiri diye bir şey var. Azeri edebiyatını mesela takip edebiliyorum. En yakın, Türkiye Türkçesine yakın şey olarak. Eğer Kürtler yüzyılın başındaki uluslaşma trenini kaçırmasalardı bir gün dört ayrı Kürt devleti olurdu. Aralarında böyle ne bileyim olimpiyatlar düzenlerlerdi. Dil olimpiyatları bilmem işte eskrim meskrim falan gibi şeyler olurdu. Fakat bu bir araya gelememiş olmak tabii ki bir dünyanın en geç ve en taze uluslaşmalarından birisi olduğu için böyle bir gene bir birlik meselesi falan şey oluyor. Ve Kurmancı Edebiyat'tan, Zazaki Edebiyat'tan, Sorani Edebiyat'tan, Allah'tan Gorani öldü de artık ondan bahsedemiyoruz. Bahsettiğimiz zaman üç ayrı edebiyattan, üç ayrı dilden, üç ayrı toplumdan da bahsetmek gerekiyor. Çünkü edebi manada evet bir takım şeyler var. İşte bir Kürdistan şeyi var, zihni var işte. Gönlü bol haritalar vardır o kitaplarda böyle. Ta bilmem işte Kütahya'ya kadar gelirsin. Böyle bir yeraltı nehri var bunu evet. besleyen, yani o birlik düşüncesini. Fakat dil olarak söylediğimiz zaman aslında kendi maceraları farklı işleyen şeyler. Şimdi aslına bakarsanız Sorani Edebiyat 1909'a kadar düz yazı, ilk düz yazı metni 1909, yani 100 yıldan bahsediyoruz. 18. yüzyılda İstanbul'da ölen harika bir şairdir. Nali ilk divanı yazıyor. Fakat Soran Mirlikleri en geç döneme kadar yaşadıkları için, çünkü himaye gerekiyordu klasik edebiyatta, himaye olmadan yazmıyorsunuz. Pek çok Soran şairi yetişti. Kurmanç şairleri ise büyük ölçüde 1850'den sonra sadece medrese imamlarının yazdığı bir edebiyat oldu. Yani ikisini ayırmak gerekiyor. Biri klasik edebiyat, biri medrese edebiyat. Klasikten tam Türk şiirine ne anlıyorsak, yani divan edebiyatı anlıyorsak şeklinde. Zaza Edebiyatı gelişemedi çünkü Kuzey'de resmi dil ya da medrese dili, eğitim dili Kurmancı'ydı. Bugün bile herhangi bir Zaza imamla karşılaşırsınız, Kurmancı Mevlid'i ezbere bilir ama Kurmancı bilmez. Evet. Tabii Kurmancı şu anda da çok daha fazla yaygın konuşulan bir şey ve bütün yeni türlerin de içinden çıktığı bir edebiyat. Yani romanın da aynı zamanda, kısa öykünün de, şiirin de, en azından bugün yaşayan şeyler anlamında ilk örneklerini veren bir şey. Baktığımız zaman, Mala Mahmudi Bazidi'den tekrar bahsedeceğim. Mala Mahmudi Bazidi'den kısa öykü, novella, işte edebiyat tarihi,
edisyon kritik, ondan sonra sözlükçülük, çeviri. Mesela Fuzuli'nin Leyli Mecnun'u Kürtçe'ye çeviriyor. Şerefname'yi Farsçadan Kurmancı'ya çeviriyor. Müthiş bir isim. 25 kitabı var. Hakikaten anlatan bitiremem. 20. yüzyıla geldiğimizde aslında İstanbul'daki edebiyat deneyiminin, Osmanlı edebiyat deneyiminin diğer unsurlar gibi Kürtlere de ciddi bir etkisinden bahsetmek gerekiyor. Şimdi Taner Timur bir kitap yazdı, Osmanlı Türk romanı diye. Alan dışından birisi, pek öyle alan dışına da fazla durmamış, çok fazla şeyin içerisine girmiş, pek çok tespiti tartışılır ama şu çok önemli. Elbette ne eski ne yeni Osmanlıcıyım ama Osmanlı modernleşmesi bütün unsurları belirledi, etkiledi. Diyelim ki kadere, diyelim işte Arnavut edebiyatı, işte Sırp edebiyatı, Bulgar edebiyatı, Arap edebiyatı gibi Türk edebiyatı. Fars edebiyatını da çok etkiledi çünkü Farslar da İstanbul kanalıyla gelen işte yeniliği diyelim, Urmiye üzerinden alıyorlardı. Yani onlarınki biraz daha şeydi. Biraz da Rusya'dan geliyordu. Arapların tabii bir Kahire'den de giren bir yeni edebiyat ya da yeni dil, yeni dünya fikirler meselesi vardı. İstanbul'daki o tanzimat edebiyatı diyebileceğimiz şey Kürt edebiyatına da geçerli. Yani mesela Türkiye edebiyatını bugün Batı edebiyatını bilmeden çözemezsiniz. Bu Kürt edebiyatında da ya da Türkiye'deki Kürt edebiyatında da var mesela. Var, evet. Ne kadar etkilenmiş? Şimdi yani bir şey söyleyeyim. Mesela Fecri Ati'de bir şey de vardır. Pir Emer de vardır. Süleymaniye Tevfik diye geçer mesela. Fakat en demokrat edebiyat tarihleri bile Pir Emer'den bahsetmezler. Oysa mesela Musaber Muhit'in sahibidir aynı zamanda. Evet. Sadece Halit Ziya anılarından ondan bahseder. Recaizade Mahmut Ekrem'in yakın dostu, Şeyh Rıza Talabani'nin Namık Kemal çok yakınlar mesela. Namık Kemal'in bir takım metinlerinde görürüz o şeyi. Özellikle Soran şairleriyle, yani Soran'ı yazan şairlerle İstanbul'daki Osmanlı Türk şairleri arasında ciddi bir şey var. Dostluk ve arkadaşlık var. Onun üzerinden belki açabilirim diye düşünüyorum, umuyorum. Tabii ki ne zaman ki Birinci Dünya Savaşı oldu, herkes evine döndü. O zaman herkes kendi edebi beraber yarattığı edebi birikimi de kendi evine taşıdı. 1926'da döner mesela Pir Emer, Süleymaniye ve orada Jin diye bir dergi çıkarır, bir matbaa kurar. Ve aşağı yukarı Servet-i Fünun edebiyatını Kürt edebiyatının içerisine taşır. Servet-i Fünun edebiyatı tamamen Türk edebiyatına şey yapılamayacak bir şey olduğu için söylüyorum. Yine Fecri Ati, Pir Emer sonrasında 30'lara doğru bütünüyle bir Kürt ulusçusu haline geldikten sonra o bağı biraz koparıyor. Tevfik Fikret'in Sorani şiir üzerinde çok ciddi bir etkisi var. Şeyh Nuri Şeyh Salih'in İki ciltlik divanı büyük ölçüde Rubab-ı Şikeste ile metinler arasılık bağlamında bir şey söz konusu. Mesela Goran'ın bir şairi var. İlk komünist Kürt şairlerinden birisidir ya, yani komünist olduğunu söyleyen Kürt şairlerinden birisidir. Onun kardeşlik öyküsü şiiri Celal Sahir Erozan'ın Arap Kardeşime şiirinin hemen hemen aynıdır. Nasıl Celal Sahir, özür dilerim şunu bir tamamlayayım, iki cümleyle biraz dağıttım. Celal Sahir Erozan gibi Turancı bir şairle Goran gibi komünist ve Kürt milliyetçisi nasıl oluyorsa yan yana arasında böyle bir metinsel bir şey söz konusu. Evet, evet. Soranlar neden Tanzimat Edebiyatı'yla çok ciddi bir bağ kurdular? Onu da şu şekilde söyleyeyim. Sonra belki Kurmancı Edebiyat'a geçeriz sorularınızla. Bir hiç de ajan olduğunu saklamayan bir Kürtolog var. Yani bütün şarkıyarçılar gibi zaten meslekleri de aşağı yukarı bellidir. İstanbul'a gidiyor, bir şey soracak. Diyor ki işte bak burada bir Kürt var, gidiyor nerelisi, işte Dersimli mi, Kürt müsün, he diyor. Bir şeyler soruyor falan, bilmiyorum diyor. Bu zazadan bir şey öğrenmedik. Bir kurmanç buluyor, o da bilmiyorum diyor. Biri sonra diyor ki ya bunlar şeydir, hamaldır. Bu zazalarla kurmançlar, zavallar hamal, sen git soranlara sor. Soranlar tabii İstanbul'da etkin bir noktada oldukları için o Tanzimat Edebiyatı'nın Sorani'de daha fazla etkisi var. Yani Türk Edebiyatı evet. Noktasında o modernleşmeyi onun üzerinden belki tarif edebiliriz. Takip edebiliriz. Evet. Tabii
Türkiye'de edebiyatı değil, başka sanat dallarında incelediğinizde yani Kürt sanatı bağlamında mesela şu dergi, Film Arası dergisi, Nisan-Mayıs sayısı içinde bulunduğumuz yılın Türkiye'de Kürt sineması. Burada aşağı yukarı hocamın dediği gibi birbirinden ayıramıyoruz. Yani sanki Kürt sinemasının işte oluşumu, gelişimi, sorunları vesaire konuşulurken Türkiye'dekine bağlı olarak ve Türkiye'dekiyle aynı paralelde şeyler söylüyorsunuz. Yani bu kaçınılmaz bir yerde. Ben tabii cevabını alamadım ama hocam özellikle Cumhuriyet dönemi yani bizim kuşağa kadar işte sizin kuşağa kadar yani Kürt şairler de Türkiye'deki o kanonik yapıya eklemlenmişler gibi geliyor bana. Doğrusu bu da biraz benim tuhafıma gidiyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü o yüzyıllık ayrıştırma, asimile etme ve benzeri sürecin sahibi işte o kanonik yapının sosyal ağababaları bu şeyi oluşturuyor. Yani böyle de bir tezat durum var, böyle de bir çelişkili durum var, açıklı bir durum var. Hem bu kanonik yapının sosyal alandaki kurucuları, yöneticileri, organize edicileri, Kürt vatandaşı, Kürt şairi, dolayısıyla fikir, sanat çerçevesinde öncü, lider olan insanları da olumsuz etkiliyor. Hem de o kanonik yapının bir şekilde bir yerinde bulunuyor. Yani bu beni şaşırtıyor doğrusu. Bu konuda bir şey der misiniz? Yani bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu Anadoluculuk meselesinden bahsetmiştiniz. İlk sorduğunuz. Evet. Yani bu işte şeyle Cemalettin Afgani'nin bir gün işte İstanbul'a gelmesiyle başlayan bir mesele, uzun bir mesele. İşte Ömer Seyfettin, Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Emin Yurdakul'un etkilendiği, pek de etkilenemediği bir isim. Sonra tabii Cevat Şakir ve Vedat Güngör, Muhtar Enata gibi o Anadolucu dediğimiz şey. Bir şey yaratıyor aslında 1930'daki o meşhur biz Nev Yunaniz meselesi üzerinden hocam, bir ben şunu yüce şunu da söyleyeyim isterseniz. Ya yani mesela tehcirler var. Çok somut bir örnek. Cemal Süreya. Yani Erzincan'dan tutuyorsunuz. Siz Bilecik'e sürüyorsunuz. Ve Cemal Süreya'yı biz bir dönem sonra Türk ulusçusu gibi görüyoruz. Ya yani oysa Kürt. Kürt şairi. Gerçi işte Yunus'u Türkçenin süt dişleri olarak da işi sosyolojik ya da ne bileyim işte kavmiyetçi durumun çok ötesinde düşünüyor. Salt şiiri düşünüyor belki ama. Ama son noktalarda geldiği yer böyle bir Kemalist şey. Aydınlık'ta yazıyordu. Aydınlık'ta yazıyordu filan. Hatta geçenlerde bu konuda araştırma yaparken Doğu Perinçek yani o neydi dergisinin adı? Aydınlık değil de. 2000'e doğru da yazıyordu. 2000'e doğru da Aydınlık'ta, Saçak'ta falan yazıyordu. Papirüsçü değildir. Aydınlıkçıdır evet. İddiası var. Evet. Yani papirüsçü değildir Cemal. Aydınlıkçıdır. Dergi. Yani nedir bu? Şimdi bunun açıklaması var mı? Bizim de benzer bir süreci yaşayan bu sizin gibi gariban Türk Müslümanları mesele çok geç uyandı. Yani 1960'larda Yaşar Kemal için de söyleyeyim. Yaşar Kemal 12 yıl boyunca Cumhuriyet'te yazdı. Öyle değil mi? 1951'den 63'e kadar. Cemal Süreya Aydınlık'ta ya da işte Papyrus'ta yazdı. Seyit Alp'in ilk kitabı Aydınlık yayınlanan çıktı. Devran romanı. Müthiş bir romandır aslında. Yılmaz Odabaşı 2000'e doğru dergisinde yazdı. Bana sanki şey gibi geliyor. Yani böyle bizi arayacakları en son yer burası gibi böyle en yakın noktada falan durma. Tabii korkunç bir trajedi aynı zamanda. Sorduğunuz şey tabii Türkçe yazan Kürtlerle ilgili bir şey. Fakat kodladılar. Nasıl kodladılar? Yani Türkçe yazarken kodladılar. Acaba o kodları okuyor muyuz? Çözelim mi o kodları? Mesela bir tanesi şeyde
Demirciler Çarşısı cinayetinin ikinci cildi. Akçasaz'ın Ağları. Orada bir hikaye var. Yaşar Kemal. Yaşar Kemal hep böyle işte diyelim ki kurucu ideoloji ya da kurucusunu falan öven birisi olarak görürüz, öyle değil mi? Bak edebiyat işte böyle. Başta sorunuz ya, niye edebiyat güçlü? Edebiyat çok güçlü. Evet. Bir hikaye var. Burada bir sürü de Vanlı var. Van'a evet. Bağlanan bir şey. Van'da Uso diye bir hikayeden bahseder. Aslında orada işte Mustafa Bey ile Mehmet Bey'in müthiş bir savaşı vardır Akçasaz'ın Ağları'nda. Müthiş bir gerilim romandır. Fakat oraya bir yan hikaye girer. Böyle bir yerlerde falan sürekli olarak belirir. Uso Van çarşısında dolaşırken çok güzel bir tazısı olan birisiyle karşılaşır. Bana der ki, tazıya aşık oldum, bu tazıyı bana ver. Der ki, veremem. Nereden buldun? Bir Arap şeyhi var. Gideceksin onun çadırında 7 yıl boyunca çalışacaksın. Bu tazının annesi doğum yapacak. Eğer hizmetinden memnun kalırsa verecek. Uso'nun bir sevgilisi var, nişanlısı Gazele. Uso şeye gider, Suriye çölüne gider. O Arap şeyhini bulur. Onun çadırında 7 yıl boyunca hizmet eder. O tazının annesi doğurur. Ve ona bir yavru verirler. O yavruyu alır. Ona da Gazele adını koyar. Müthiş bir şeydir. Evet. Van çarşısına gelir. 7 yıl önce yaşadığı şeyin aynasını kurumlu bir şekilde yürürken karşıdan bir askeri birlik gelir. Başlarında bir yüzbaşı vardır. Yüzbaşı yaklaşırken şey der, şu tazıyı alın der. Ve Uso kendini yerden yere atar. Yüzbaşı onu bir türlü dövmez. Yani onu dövmeye bile şey görmez. Ellere dövülür. O abartınca yüzbaşı iner ve onu döver ve anlatıcı şöyle der. Sarışın bir kurda benziyordu. Evet. Cemal Süreyya'da da böyle. Biliyorsunuz Kuvayi Milliye'de Nazım Hikmet'in Mustafa Kemal'le ilgili söylediği şeydir bu. Sarışın bir kurda benziyordu. Kimi dövüyor? Kürdü dövüyor. Edebiyat